efendim analiz programındayız. Pazartesi akşamlarının standart vazgeçilmez programı diyelim artık bundan sonra analiz programı için saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ve analizde biz yine Ünye'yi analiz edeceğiz bu akşam. Bu akşamki konuğum Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Adnan Sobi olacak. Adnan Bey ile birlikte bugün sadece turizmi değil organize sanayi de ideleyeceğiz. Acaba organize sanayi turizme katkısı olacak mı? Malumunuz bugün sanayi kuruluşları ünyede dağınık yerlerde. Halen de organize sanayi kurulduktan sonra dağınık yerlerde oluşan bir organize sanayi kuruluşları turizmi etkileyecek mi? Artısı mı olur, eksisi mi olur? Bir farklı yönden bakmak istiyoruz. Çünkü buna kadarki programlarda hep şunu söyledik. Organize sanayi ihtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaç. Tamam, istihdam yaratılması gerekiyor. Organize sanayinin yapılması gerekiyor. Ama biz organize sanayi açtık, üretim başladı, bacalar tütmeye başlandı. Artık bundan sonra hepsi çorap söküğü gibi gelir demekle bitiyor mu yoksa bizim yine bazı şeyler yapmamız gerekiyor mu? Bu akşam onun üzerinde konuşmak istiyorum. Adnan Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Yunus Bey. Ben buradan bizi dinleyen, izleyen tüm dostlarımıza, izleyicilerimize ünyemizden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten bu akşam Organize Sanayi Bölgesi'nin sadece sanayi ile alakalı değil Diğer taraftan da çok ciddi bir açılan turizm penceresi var. Bunu da güzel bir şekilde halkımızın anlayacağı dilde ve anlayacağı ört e oranda anlatmaya gayret edeceğiz. Peki e başkanım ben ilk sorumdan başlamak istiyorum. Evet. Organize sanayi e biz 30 yıldan beri istiyoruz. E hatta Hilmi Bey'in çöple alakalı bir açıklaması vardı. 35 yıllık ızdırap artık dünyada son buldu diye. Biz acaba bu 30 yıllık sürecin sonunda bu beklentiye kavuşacağız mı diye bekliyoruz ama artık bundan sonra geri dönüş olmayacak. Organize sanayi artık yakın zamanda kavuşacağız gibi görünüyor. Görüntü o. Eğer bir aksilik olmazsa. Ama öte yandan sizi ilgilendiren noktaya da bakmak istiyorum. Turizmcisiniz. Hem işletmecisiniz hem de bir dernek başkasısınız. Biz bugün yapmış olduğumuz bu çalışmalar içerisinde organize sanayi ile turizmi aynı anda aynı hızlı bir ivmeyle yürütebilir miyiz? Şimdi olaya şöyle doğru bakmamız lazım. Şimdi bir şehrin gelişmesinde en büyük argümanlardan biri özellikle refah seviyesinin yükselmesi. Dolayısıyla bu seviyeyi de yükseltecek olan tabii ki sanayi kesimidir. Biz burada turizm sektörü olarak ünyemizdeki özellikle coğrafyamızdaki turizm sektörleri yüzdeye vurduğumuzda %100 oranından baktığımızda yüzde %15-20 bandında çok ciddi bir sektöre insanlarımıza iş hacmi sağlıyoruz. Dolayısıyla aslında bacasız sanayi denmesinin en büyük sebeplerinden biri de turizm sektörüne. Bacamızdan duman tütmez ama bir fabrika gibi otellerimiz, restoranlarımız, işletmelerimiz o mantıkla çalışır ve bunu da sahaya yansıtırız. Ben buradan açmak istediğim pencere şu noktada olacak. Üni Organize Sanayi Bölgesi Gerçekten ben öncelikle ilk adım bundan belki 30-40 yıl önce atıldı. Biz daha gençtik. Orta yaş üstüne gelmeye başladık. Hala adım atmaya devam ediyoruz. Ama diğer taraftan da diğer örneklerini vereceğimiz zaman bir Fatsa için, bir Çarşamba için, bir Samsun için daha içerilere girdiğimizde bir Tokat'ta, Niksar'da, Turhal'da neredeyse İç Anadolu'nun çoğu ilçelerinde 100 bin nüfusun üzerindeki ilçelerinin tamamında Karadeniz sahil bandı da dahil, buna Akçabat ve Bulancak da dahil, organize sanayi bölgelerinin aktif olduğunu, sahalarının olduğunu ve bacalarının da tüttüğünü görüyoruz. Ben en yakınımızdan bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz ünyemizde turizm sektöründe faaliyet gösteriyoruz ama şehrimizin gerçekten önemli ayaklarını oluşturan bir üniversite gibi, bir liman projesi gibi, bir İç Anadolu Akkuş Niksar yolumuz gibi sadece sanayisel değil tamamen sektörü de ilgilendirecek olan organize sanayinin nasıl geliştiğini de ben örneklendirmek istiyorum. Bu biraz sonra ekranda da göreceksiniz. Fatsa Organize Sanayi Bölgemizin son 10 yılının bir istatistiği. Bunu da Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Tayfun Karataş kendisi açıkladı. Ben bunun örnek alınmasını ve bunun üzerinden de irdelenmesini istiyorum. Onu da reciden rica edelim. Tabii ki ekrana e ek ek verirlerse çok memnun oluruz. En azından izleyicilerimiz de bizzat görmüş olur. Şimdi neden bunu söylemek istiyorum? Biz 30 yıl önce başladığımız serüvene Fatsa'mız, yakın ilçemiz, en komşu yakın ilçemiz bundan 15 yıl önce başladı ve 15 yıl önce başladığı serüveni şu an zirveye çıkarmış durumda. Yani 10 yıl önce 2009'da 15 tane fabrikayla başlamıştı. 2019'da bu 30'a çıktı. Şu an 2020 itibariyle de 32-33 bandına doğru yükselmeye devam ediyor fabrika sayısı. Dolayısıyla istihdama baktığımızda gerçekten Ünye'mizden de otobüslerle insanlarımız Fatsa organize sanayiye çalışmaya gidiyor. İş hacminden faydalanmış oluyor. Dolayısıyla bu komşuluk ilişkilerinin de güçlendiğinin bir işaretidir. Aynı zamanda ihracat anlamında yani bir organize sanayi dediğimiz zaman Buranın yerel esnafından yerel yatırımcısından ziyade ithalat ihracat bandını da hareketlendirecek dış yatırımcının da girmesi gerekir sektör anlamında ki Fatsa'daki organize sanayi bölgesinde şu an dünyada ilk üç sırada olan spor e, kulüplerinin formalarının dahi özel imalatla yapıldığı bir fabrikası da var. Şimdi dünyaya satan bir Fatsa Organize Sanayi gözümüzün önünde yükselirken ki biz buna bundan gurur duyarız her zaman komşumuz olduğu için 30 yıldır hala bir şey yapılamayan Ünye Organize'de ümit ediyorum ki son oluşan ekiple birlikte sayın kaymakamımızın başkanlığında ben buradan gerçekten sayın kaymakamımıza verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yani keşke geçmişte bu kadar mücadele verilseydi bence şu an Sayın Kaymakamımız belki daha fazla fabrika almak için, alanı büyütmek için mücadele edecekti. Ama zaman ilerledikçe biz hep enerjimizi yolda harcadık. Yani hedefe ulaşmak için değil de hedef var diye diye harcadık. Yani hedefe ulaşmadık hiçbir zaman. Umarım hem sektörel anlamda hem ünyemizin gelişmesi anlamında organize sanayimiz gerçekten bu e ekiple birlikte inşallah sonuca ulaşacaktır diye ümit ediyoruz. Ama burada bizim turizm sektörü olarak şöyle bir kaygılarımız var. Bilmiyorum ileride başlıklarda da var gireceğiz bunlara. Şimdi bu organize sanayi yapılacak ama Ünye'nin gerçekten çevresinde hem doğu yakasından girdiğimizde hem batı yakasından girdiğimizde hem de bir, bir iki kilometre uzağındaki Cevizdere mevkisine girdiğimizde Ünye'de birkaç tane organize varmış gibi bir hava var. Yani biz bunu çok iyi irdelememiz ve bunun altında çok iyi doldurmamız gerekiyor. Bu manada ben buradan çok örnek teşkil edecek bir meclis kararında buradan açıklamak istiyorum ki zaten kayıtlarda var bu. Şunu anlatmak istiyorum. Bir şehir organize sanayiden ziyade normal bir kendi içinde şehir gelişmesinin anlamında şehirsel altyapısının oluşmasında bölüm bölüm sahalara ayrılır şehir. Yani şehrin sahil bandında yaşanılabilir alanlar toplanırken iç kesimlere doğru sanayi ve küçük sanayi kesimleri Ayrı ayrı noktalarda toplanır. Bunun amacı da özellikle küçük sanayilerde şu yapılmakta, amaçlanmakta. Geçmişte e, parçalı ve plansız gelişen şehirlerin, mesela kentsel dönüşüm yapılıyor. Kentsel dönüşümün amacı ne? Plansız gelişmeye başlamış şehri rehabilite etmek. Gerçekten insan olan bir kişi normalde insan olarak büyütülmemiş, bir şehir şehir olarak büyütülmemiş. Buna mecburen ciddi bir neşter vurmak gerekiyor. Bir feyiz çakmak mahallemiz. Yani bir itfaiyenin bile giremeyeceği, ambulansın dahi giremeyeceği sokaklarımız var. İşte bunların altyapısını oluşturmak için ciddi bir kazma vurulması gerekiyor. Bunun amacı da şehrin hem nefes almasını sağlamak, hem insani yaşam kalitesini arttırmak, hem de şehir kimliği kazandırmaktır. Ama biz bu zamana kadar hep şunu yapmışız. Yaptım oldu, sürem dolana kadar süreyi tamamlamışız ama... Üniyemizi biz 100 yıllık planlarla planlamamışız. Yani biz hep şunu söyledik ve açıklanacak her seçim öncesi açıklanacak projelerde de belediye başkan adaylarımıza da milletvekili adaylarımıza da şehirlerimizin 100 150 yıllık planlarını açıklayın dedik. 5 yıllık hedef olmaz, 10 yıllık hedef olmaz, 30 yıllık da hedef olmaz. 100 yıllık, 200 yıllık hedefler koyarsanız bu şehirler devlet gibidir zaten. Bunu doğru tanımlamak lazım. Neden devlet gibidir? Hep şu laf var. Klişedir ama çok doğru bir laftır. Devlet 18 yaşında. Evet doğru. Biz 5 yaşındayken de memurumuz 18 yaşındaydı, askerimiz, polisimiz. Biz geldik 35-40'lı yaşlara, 50'li yaşlara gene askerimiz aynı yaşta. Demek ki devletimiz hep dinamik bir şekilde hayatını sürdürüyor. İşte bu dinamikliği yerel yönetimlerinde kendilerine adapte etmesi gerekiyor. Biz bunları yapmadığımız için biz şu an bunları tartışıyoruz. Eğer biz bunları 30 yıl önce 40 yıl önce yapsaydık ki Ünye'nin bir tarafına baktığımızda e, kuzey yakasına baktığımızda tamamen deniz coğrafyası güneye doğuya batıya baktığımızda tamamen gelişmeye açık bir arterimiz var. Ama sonucuna baktığımızda şu an Ünye gerçekten Karadeniz'in incisi bunu hiç kimse inkar edemez ama biz bu inciyi İstiridye'nin içinde kapatmışız. İstiri diye açıp biz bunu halka sunamamışız vitrinsel anlamda. Ha bunun için çok çalışmalar yaptık ama hep günübirlik altyapısı olan çalışmalar yaptık. 3 yıllık, 5 yıllık çalışmalar yaptık. Biz istiyoruz ki hem turizm derneğimizin de özünde olan kurulduğu 2005 yılından bugüne kadar yaklaşık 15 yıldır hep söylüyoruz. Korumalı turizm master planı diyoruz. İşte bu korumalı turizm master planı gerçekten bir yerden başlandığı noktada 2005 yılında başlanmış olsaydı 2005 yılından bu tarafa Ünye'nin doğu yakasında en az 20 tane fabrika yapıldı. Ve hala da yapılmaya devam ediliyor ve buradan bunu da söylemekten hiçbir beyis duymuyorum. At hanının olduğu, belki Karadeniz'in değil dünya tarihine ışık tutacak toz koparan mağaza, mağarasının olduğu ve binlerce yıllık geçmişi olan Profesör Doktor Kılıç Ökten beyefendinin Gerçekten çok derin tarihi olduğunu ispatladığı bir coğrafyada biz gerçekten bir taraftan kanser gibi çimentoya yediriyoruz. Diğer taraftan da en ağır tekstil olan kod taşlamayla tam spor alanlarının olduğu, at hanının olduğu, gerçekten içinden çok güzel bir ırmağın, tertemiz bir ırmağın aktığı yerin kenarına kod taşlama gibi sanayinin en ağır sanayide olan ne kadar ayrıştırsanız ya belki bir iki litresi dahi kaçsa tamamen dereyi zehirleyecek bir sanayiyi oraya koymaya müsaade edebiliyoruz. İşte bizim anlatmak istediğimiz korumalı turizm master planı gerçekten ileride çok çok yapılmak istenecek bir şey ama hala anlamamak için mücadele eden bir direnç gösteren bir saha var önümüzde. Biz de diyoruz ki eğer korumalı turizm master planının 3 ayağı var. Dördüncü bir ayağı yok. Bir, turizm yatırım alanları belirlenecek. 2 sanayi yatırım alanları belirlenecek. 3 şehirsel ve insani yatırım alanları belirlenecek. Şimdi biz burada turizm yatırım noktalarını belirlemediğimiz için tam otel yapılacak, turistik tesis yapılacak alanlara biz fabrika koyuyoruz. Yani biz şu an Ünye'mizin gerçekten geleceğini değil, yüzlerce yıllık, belki bin yıllık önünü kapatmış oluyoruz. Şimdi düşünün Doğu Yakası'ndan geldiğimizde ya da Batı Yakası'ndan geldiğimizde Ünye-Niksar coğrafyasından geldiğimizde hep sanayi şehrine giriyoruz. Yani iyi gözlemleyin. Halkımızda bizi dinleyenler de bunu görsünler. Biz istiyoruz ki önceden bundan 20 yıl önce e, Batı Yakası'ndan Samsun tarafından gelen turistler ne görüyordu? Çınar suyunu görüyordu, çamlığı görüyordu ve Ünye'yi bir turizm şehri diyordu. Buna hepimiz şahidiz. Dolayısıyla aynı zamanda Çakırtepe'nin etrafı da kirlenmemişti. Yapılaşma anlamında dolayısıyla yeşil bir ünye coğrafyasına giriyordu insanlar. Şimdi o taraftan girdiğimizde Allah'tan çöp kalktı. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir taraftan teşekkür ederken öbür taraftan da yermek zorunda kalıyoruz. İlküez gibi gerçekten alternatif dünya pozisyonunda olan bir coğrafyada o çöp kirliliğinin tekrardan oluşturulmak istenmesine Zaten dernek olarak açıklamalarımızı yaptık. Halkımız da tepkisini gösteriyor. Güzel bir masa oluştursun. Ben buradan Sayın Büyükşehir Başkanımıza tabii ki teknik ekibi vardır, daire başkanları vardır, alanla ilgili sahada çalışan insanları vardır. Ama şunu bilsin ki yerel yönetimler ve genel yönetimler büyükşehir anlamında söylüyorum. Kendi ekipleri var ama bu coğrafyanın en büyük ekibi burada yaşayan insanlar. Yani kamuoyu yoklamalarıyla insanların nabızlarını tutacak içeride gezecek elemanlar yetiştirecekler. Yani dış gözler yetiştirecekler. İşte bu dış gözler olmadığı için biz çöpü tartışıyoruz hala. Bu dış gözler olmadığı için biz 20 yıl önceden beri söylediğimizin bundan sonra yapılacağını da göreceğiz. Yani bu nedir? Korumalı turizm master planı bir şehrin özellikle Ünye gibi. Yani gerçekten tarihi, turistik ve kentsel kültürel altyapı anlamında sadece bölgenin değil ülkenin geleceğine ışık tutacak bir coğrafyamız var. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımıza başlangıç anlamında şöyle bir teşekkürüm olacak. Çeşme'yi 2020 yılının turizm şehri olarak ilan edildi. Yani Çeşme yılı ilan edildi. Ben buradan gönül isterdi ki Çeşme zaten turizm şehri. Ayvalık zaten turizm şehri. Marmaris, Alanya, Datça buraların tamamı zaten kendi içinde potansiyelini oluşturmuş. Limitini doldurmuş bilinebilirliği artmış, insanlar yönünden, dış ülkeler anlamında, yabancı turist anlamında kendini ispatlamış ve albenisi olan bir şehir. Gönül isterdi ki Karadeniz'de bir noktayı belirlesin ve Karadeniz zaten geçen yıl benim bakanlığa da bir talebimiz olmuştu. Afet bölgesi ilan edilsin ve desteklensin diye. Gerçekten ben bunda gene ısrarcıyım. Yeni sezon başlıyor. Yeni sektörel anlamda turizm sektörü kendini açmak için, kabuğunu kırmak için yatırımlarını yapıp müşteri beklemek için kendini yenileyecek. Otellerimizin maddi desteğe ihtiyacı var. Yiyecek içecek sektörümüzün desteğe ihtiyacı var. Plaj sektörümüzün yazlık tesislerin desteğe ihtiyacı var. Yayla kısmında bulunan coğrafyadaki insanlarımızın, yatırımcılarımızın desteğe ve ek hizmete ihtiyacı var. Bütün bunlar toparlansaydı bence çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Şimdi turizmle alakalı neden çok konuşulacak çok şey var? Türkiye bir turizm cenneti, Karadeniz bambaşka bir coğrafya ve bunun içinde ordu daha keşfedilmemiş en bakir il. Dolayısıyla bu bakir ili keşfedecek olan kişi ne sanayicidir, ne herhangi bir yatırımcıdır, tamamen turizmcidir bunu keşfedecek olan. Önce tarihi, doğal ve turistik değerlerini ortaya çıkarırsın, listeni yaparsın yatırım noktalarını belirlersin. Dersin ki Ünye'de 5 tane 5 yıldızlı otel noktası var. 6. 20 yıl içinde koyulmayacak. Ünye'ye 5 yıldızlı otel yatırımını çekersin böylelikle. Yani insanlar yatırımını yaptığı zaman 20 yıl içinde başka yapılmayacağını bildiği için kendini amorti edeceğini de görür. Geri dönüşümü daha hızlı olur. Daha hızlı olur. En azından koyduğu sermayeyi geri alma şansı olur. Kesinlikle. Artı destekler nedir? Her röportajımızda da sağ olun sizlere de teşekkür ediyorum. Anlatıyoruz. Ne diyoruz? Marmaris nasıl Marmaris oldu? Akdeniz nasıl turizm şehri oldu? Akdeniz rahmetli Turgut Özal'ın ben minnetle anıyorum kendisini. Türkiye'ye çünkü gerçekten bir çağ atlattı. Ve son dönemlerde de Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın ışığında gerçekten Türkiye farklı bir çağ atladı. Ama bu çağ atlarken bazı şeyleri kırdı döktü. Yani planlı bir çağ atlayamadık biz. Bir taraftan İstanbul coğrafyası ve Akdeniz coğrafyası güçlü bir şekilde gelişirken aynı zamanda Güneydoğu'yu da bunun içine katabiliriz. İç Anadolu ve Karadeniz coğrafyasında gerçekten o coğrafya, coğrafyanın atladığı ivmeyi yakaladığı ivmeyi biz yakalayamadık. Bunun en büyük sebebi buradaki maalesef siyasilerimizin birlikte hareket edememesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz bunu ünyemize indirgediğimizde ünyemizde aynı maalesef olumsuzlukları yaşıyor. Gerçekten ünyemizin ben buradan kendisini almadan geçemeyeceğim Yavuz Selim Kıran beyefendiyi Dışişleri Bakan Yardımcımızı takdir etmek istiyorum. Neden? Orhun Güven gibi gerçekten benim de gözümde ve hemen hemen bütün ünyenin gözünde zira zirai anlamda, ağaç anlamında, fidan anlamında, tarım anlamında gerçekten Ombudsman dediğimiz tam bir bilirkişi olduğunu ben geçmişte iddia etmiştim. Çoğu kişi farklı algılamıştı bunu ve Cumhurbaşkanımıza bunu ispat ederek elinden o ödülü alması, Cumhurbaşkanımızın ve Karadeniz'de bir ilk olması ve bunun Ünye'li olması Ünye'nin kültürlü bir şehir olduğunun da bir göstergesi aynı zamanda. Yani turizm, kültür ve tarih anlamında kültür ayağını biz zaten oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu gücü hem Yavuz Bey anlamında hem Numan Bey anlamında hem milletvekilleri anlamında ki ben milletvekillerini kenara ayırmak istiyorum Cemal Engin Yurt MHP milletvekili haricindekileri. Çünkü milletvekili demek milletin vekili demek. Vekil demek aslının her şeyine sahip olmak, sorunlarını bilmek, çözüm önerilerini bilmek, nasıl yapacağını bilmek, sahayı bilmek anlamına geliyor. Ama biz bir taraftan baktığımızda hem organize sanayimizin yatırım alması anlamında, destek alması anlamında, kazmanın vurulması anlamında milletvekillerimiz en son Ergün Taşçı Bey FATSA organizeye artı bir para çıkardı. Gerçekten ünye organize anlamında baktığımızda milletvekillerimiz <laughs> Cemal Bey'in haricinde eksi puan alıyor bizim ben gözümüzde ee, de. Bir programda şunu söylemiştim. Cemal Bey için hani bazen diyorlar ki ya şov yapıyor, konuşuyor. Tamam, amenle. Şov yapabilir. Öyle yorumlayabiliriz. Ama Cemal Bey'in sayesinde ilk defa mecliste Ünye Organize Sanayi diye bir soru çıktı. Dediler, dedi ki burada Ünye'de organize sanayi ihtiyacı var. Fasa'da geliştirilme ihtiyaç var. Ordu'da geliştirilme ihtiyaç var. Ve bunu yapın dedi. İktidar milletvekilleri dedi. Bana oy vermiyorlar. Size veriyorlar zaten dedi. İşi Çok şakayla doğru. karışık olarak böyle bir yordu. Şimdi iktidar milletvekilleri de bunu değerlendirmişler. Şimdi az önceki dediğinizde ben şurada katılıyorum. Tamam. Ünye tarih, kültür ve turizm kenti olmalı. Ee, sanayileşme dağınık değil. Bir yerde toplanmalı. Bugün ünye doğu yakasından giriyorsunuz. Sanayi var. İşte e, batı yakasından geliyorsunuz. Sanayi var. Doğru. Güneyden geliyorsunuz. Öndeki yolu üzerinden. Küçük sanayi var. Bir şekilde ünyenin turizm olan bölgesini göremiyorsunuz. Çok doğru. Bunda amen hem fikiriz ama e, ben de bir işletmeciyim. Sanayi sektöründe bir imalatçıyım ben de. E, doğal olarak sanayi sektöründeki birçok işletmeci arkadaşlar da haşır e, Organize sanayiye niye girmiyorsunuz diye soruyorlar bize. Organize sanayiye nasıl gireceğiz? İlk etapta denildi ki işte bu organize sanayi için bütçemiz yok. Tamam amenna ne yapılabilir? İşte müzis yardım almamız gerekiyor. 81 bin lira bir dönüm başına bir meblağ belirlendi. Onlardan denildi ki altyapı yapı de işte paraya ihtiyacımız var. Biz bunu 130 bin liraya çıkaralım. Şimdi e, sanayi sektörü de tamam adına baktığınız zaman da büyük bir sektör. Fabrikatörsünüz. Hani ismi var ama e, bu para da yolda bulunmuyor. Doğal, doğal olarak da şu anki kriz döneminde İnsanlar gerçekten işçi sayısını azaltmaya giderken yeni bir yatırıma girmesi zor. Herkes bunu yapamıyor. Bugün yaklaşık e, az önce beraber saydık. Yaklaşık 30 tane sanayi kuruluşu var Ünye'de. Ama parçalı bir şekilde. Parçalı bir şekilde. Benim olduğum bölgede yaklaşık e, 15-20 tanesi benim olduğum bölgede mesela. Doğru. Ben yakinen biliyorum. Ben bugün e, ciddi bir sermaye koyarak organize sanayiye gidemiyorum. Nedeni ne? ...bize devlet tarafından ünye organize sanayi ödenek çıkartılmamasından kaynaklanıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz, FASSA organize sanayiye gelişmesi için 4,5 milyonluk bir ödenek çıkarılıyor. Ünyeye hiçbir şey verilmezken, öbür tarafta FASSA'ya ve Ordu'ya da aynı şekilde bir ödenek çıkartıldı. Biz karşı mıyız? Değiliz. Kesinlikle. Eski siyaseti yapmıyoruz. Sizin konuşmalarınızdan da şunu görüyorum... Eskiden işte FASSA ile olacak aman olmasın savaş çıkaralım. Ünye ile olacak aman olmasın Yok, savaş çıkaralım. Yok birlikte gelişelim bizim isteğimiz bu vardı. o. Ama şu an artık e, şunu çok rahat görebiliyoruz. Biz FASSA'ya organize sanayi neden kurdunuz demiyoruz. Çok güzel bir şey. Çünkü elinizdeki raporda 4.700 kişilik bir istihdamdan bahsediliyor. Evet. Bu artı 5.000'e çıktı. Bu. Ve bu e, yaklaşık 840 kişiden 4.700'e gelmiş. Evet. Kaç katı çıkmış? Ha bunun aynı şekilde Ünye'de de olması gerekiyor ama devlet desteğinin de olması gerekiyor. Ödenek çıkarılması gerekiyor. Tabii ki gerekiyor. devletsiz olmaz. doğal evet. olarak müteşebbislere yönelildiği zaman da bunu hepsi organize sanayi içerisine giremeyecek. Yine bizim dışarıda sanayi kuruluşlarımız olacak. Ha onların boşalt yerleri ne olacak? Gibi bir başkası gelecek. Ee, herhalde biz istesek de istemesek de Ünye'nin batı yakasından girdiğimizde organize sanayiyi göreceğiz. Doğu yakasından geldiğimizde yine, yine eskisi sanayi gibi göreceğiz. sanayi kuruluşlarını göreceğiz. İç Anadolu'dan geldiğimizde zaten küçük sanayi sitesiyle karşılaşacağız. Herhalde bunun geçemeyeceğiz. Bunun da geçememizin tek nedeni ben hem programcı hem yorumcu hem de işletmeci olarak düşünüyorum bunu. O ödeneğin çıkarılmamasından kaynaklanıyor. Bu sefer bir tezatlık oluşuyor. Biz turizm kenti mi olacağız? Ben onun anahtarını Yoksa size açıklayabilirim. başka bir şekilde mi olacağız? Şimdi ben onunla alakalı tam bu dediğinizin gerçekten o kapıyı açacak şehrin turizm kimliğini öne çıkaracak anahtarımız aslında Ünye Belediye'mizin meclisinde hakim. Yani Ünye Belediye Başkanımızın cebinde bu anahtar var. Bu anahtar neye göre var? Ben şimdi Turizm Derneği Başkanı olarak 2015 yılında 2015'in sonuna doğru ve karar tarihinde şimdi açıklayacağım. 2016'nın 4. ayında belediye meclisimize şöyle bir öneride bulundum. Dedim ki Sayın Başkanım dedim, Ünye'miz gerçekten turizm şehri ama kimliksiz bir şehir. Yani şu an Ordu Büyükşehir Belediyesi de kimliksiz bir şehir. Yani Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza birisi dese ki, Ordu ne şehridir? Yani iki cümleyle anlatın dendiğinde, tarihi de sayacak, turizmi de sayacak, sanayi de sayacak. Hayır efendim, bir şehrin tek kimliği olur o kimlik bir çatıdır. O çatının altına bazı argümanları koyabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi bir evin çatısı var ama altında yatak odası, misafir odası, salonu, duşu, tuvaleti, banyosu hepsi ayrı ayrıdır mutfağa. Ama bizim çatımız Ünye şehri olarak biz çatımızı koyduk. Turizm Derneği olarak biz bunu kabul ettirdik. Ve biz bunu karar tarihini okuyorum ben. Meclisin kararı Ünye Belediyesi'nin meclisi. Bizim sunduğumuzda bu kimliğe kavuşturması ve ünye, tarih, kültür ve turizm şehri kimliğini alalım. Bu kimlik de gerçekten bölgemizde örnek. Türkiye'de ben bu kararı aldırırken ve ara yaptığım araştırmalarda Türkiye'de örneği olmayan meclisin aldığı, şehrin kimlik aldığı bir karar yok. Ve bu karar Ünye Turizm Derneği'nin başarısıdır. Karar tarihi 5.04.2016 saat 14'teki oturumunda Ünye Belediye Meclisi 67 num karar numaralı kararına. Ben aynen şöyle bir şey önermiştim. Ünyemiz tarih, kültür ve turizm kenti kimliğini kazansın diye ve gerekçeli önerimde de neden tarih, neden kültür, neden turizm olması gerektiğini gerekçeli bir şekilde meclisimize sundum. Ve çıkan kararı söylüyorum size. O an hemen hemen 32-33 tane meclis üyesinin hemen hemen tamamının orada olduğu bir kararda karar gündemin 27. sırasında kent kimliğinin belirlenmesi talebi başkanın talimatı üzerine okundu. Yapılan müzakere sonucunda ilçemiz Karadeniz kıyısında tarih, yeşil ve mavinin bir arada olduğu nadir kentlerdendir. Kent çekirdeğinden geneline kadar bu durum geçerlidir. Kentimizin kültürel, tarihi, doğal değerleri kent turizminin ana öğelerini teşkil etmektedir bu değerlerin korunması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması ile kentimize ciddi ekonomik faydalar sağlanacaktır. Bu sebeple kent kimliğinin tarih, kültür ve turizm kenti ünye olarak belirlenmesi teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucunda teklif meclis üyelerince aynen oy birliğiyle kabul edildi. Yani şimdi şu ben şöyle göstereyim size. Şu elimde görmüş olduğunuz Meclis kararıyla Ünye Belediyesi kimliğini belirlemiş oldu. Dolayısıyla bu kimliğin açtığı kapıyı söyleyeyim ben size. Şimdi Ünye Belediyesi böyle bir kararı aldığına göre belediyeler sürdürülebilirliği olan alınan kararların diğer belediye yönetimlerinde 10 yıl sonra, 20 yıl sonra işlenebilirliği ve uygulanabilirliği vardır. Dolayısıyla Ünye gelişiminde bir fabrika fabrika yapacağı zaman Herhangi bir yatırımcı geleceği zaman ya da belediyemiz diyelim ki herhangi bir turizmsel anlamda Turizm Bakanlığına ya da ilgili bakanlığa yatırım talebinde bulunurken bu kararı da ilişiğine koyacak. Şimdi neden koyacak bu kararı ilişiğine? Yaklaşık 900 tane ilçe var Türkiye'de. 900 tane ilçe. Turizmsel anlamda yapılacak yatırımlarda diyelim ki Turizm Bakanlığına 200 250 tane ilçeden talep gitti. Dendi ki işte hemen hemen her ilçede bildiğimiz gibi bir kalesi var ya da tarihi öğren yerleri var. Bunların rehabilitasyonu, restorasyonu herhangi de arkeolojik çalışmaları yapılacak. Şimdi herkes diyecek ki ben şu alanımın restorasyonunu talep ediyorum. Şunun içinde işte 2 milyon lira, 5 milyon lira, 20 milyon lira talepte bulunuyorum diyecek bunun için. Dolayısıyla herkes düz bir talepte bulunacak. Çünkü altını dolduracağı ekinde böyle bir kimliği yok. Ünye Belediyesi de bunun ekine diyecek ki ek de Ünye şehir kimliğinin meclis kararı diyecek. Yani Ünye'miz tarih, kültür ve turizm kentidir kararını koyacak. Oradaki komisyon gerçekten işin ehli ise gerçekten ahlakıyla ve adabıyla o komisyonun başında oturuyorsa belgelerin hepsini imzalı işe bakacak. Elinde 100 milyonluk yatırım varsa da 200 kişi başvurduysa bunu yarıya bölecek. Dolayısıyla taleplere bakacak, aynı iş başvurusu yapar gibi. Yatırımlar da bu şekilde ilçelere geliyor. Yani yeterliliği olan hem Avrupa Birliği projelerinde hem kırsal kalkınmada, DOKA'nın projelerinde, bütün yatırımsal anlamdaki projelerde yeterliliğin artı yeterlilik olanlar öne geçiyor. Hep birbirinden bir adım öne geçiyor. Dolayısıyla bu karar bizim bütün ilçelerden Karadeniz bölgesinin tamamından ve Türkiye'nin belki %90 ilçelerinden hep bir adım önde olduğumuzun kararıdır bu. Ve bu Türkiye'de ve bölgede örnek bir karardır. Bu kararı belediye başkanlığımız turizmsel anlamda ve diğer yatırım anlamındaki bütün taleplerine ilişiğine koyması gereken bir karar. Bu kararın altında herkesin imzası var. Bu meclis ünyenin meclisi ve ünyeli meclis. Dolayısıyla bunun içinde isim olarak baktığınızda ki 67 numaralı e, karar numarasına bakıldığında herkes görecektir kimlerin olduğunu. Dolayısıyla Ünye bu sefer bir adım öne geçecek. Alacağı yatırımlarda da mesela siz sanayicisiniz dediniz ki işte kavaklara ben fabrika yapacağım. Yok kardeşim kavaklara fabrika yapamazsın. Burası 100 yıllık planımızda aynı zamanda bu tarihi kültür ve turizm kenti kimliği adı altında burası insani yaşam alanı. Hem turizmsel hem insani hem de kültürel anlamda, coğrafi anlamda yaşam alanı. Buraya fabrika yapamazsın. Şimdi şehir planları yapıyoruz, imar planları. İşte fabrika noktaları falan belirleniyor. İşte bunların tamamı belirlenirken organize sanayi bölgesinin dışında hiçbir yere fabrika işaretlemesi yapılmayacak. Bunun kararıdır bu aslında. Mesela şimdi bakıyorsunuz Ünye'de e, limanın karşısında Eski Ünye Tekstil'in olduğu bölgedeki tekstil fabrikası Atan'ın karşısında yeni bir fabrika daha yapabiliyor. Ve yapıldığı coğrafya tamamen sportif faaliyetlerin olduğu, kültürel faaliyetlerin yapıldığı, turizm faaliyetlerinin olduğu ve Karadeniz bölgesinin en köklü tarihi, en derin tarihi, en eski tarihinin olduğu coğrafya. Ve bu fabrikanın kenarından akan dere Cevizdere Havzası. Ve bu havzada tamamen doğal sularla aşağılara doğru inen bir havza. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçeyi kapsayan Bolaman Havzası projesinin kopyala yapıştırla yapılabileceği bir havza. Yani aynı zamanda buradan Ünye Akkuş coğrafyasının projesi, Cevizleri Havzası'nın iyileştirme projesi, turizm projesi, aynı zamanda Bolaman projesi sadece bir dere ıslahı projesi değil o bantta bulunan ta Kumru Korgan coğrafyasından Kabataş, Çamaş ilçelerinden geçen bütün bölgeyi ilgilendiren ve tarihi, kültür ve turizm anlamında geliştirecek bir proje. Biz bunu buraya uygulamaya kalktığımızda bizim karşımıza ne çıkacak? İlk başta fabrikalar çıkmaya başlayacak, çimento çıkacak, tekstiller çıkacak. İşte ayrıştırması ne kadar yapsa arıtma tesisi sonuçta arıttı ama arıtamadığı Kimyasallar var bunun içinde. Arıtma tesisleri yüzde yüz kimyasalları arıtmıyor. Ki bu kod taşlama denen maalesef fabrikasyon malzemesi kimyasalı en ağır kirlilik yapan en zehirli fabrikasyon olayı. Dolayısıyla bu coğrafyamızı biz 50 yıl sonrasını düşüneceğimiz yerde 50 yıl sonra coğrafya kalmayacak şekilde yatırımları açıyoruz. Madem ünliğimizde organize sanayi yapılacak... Yeni fabrikalar niye doğu yakasında, batı yakasında tekrar kurulmaya devam ediyor? Peki, şimdi süremiz de doğmuş galiba. Uyarı verdiler bana. Değil mi? Kil fabrikası ne zaman kaldırılacak demiş İlyas Öztürk. Kil fabrikası şu an kaldırılmayacak gibi görünüyor. Orada devam edecek gibi görünüyor. Ben şunu da sormak istiyorum kısa bir şekilde süreyi de açmamak için. Şimdi dağınıklık vardı buna kadar. Organize sanayimiz yoktu. Dağınıklık vardı. Her tarafta fabrikalar vardı. Yarın organize sanayi kurulduğunda bu belki bir yıl, belki iki yıl gibi bir süre olacak. Evet. Bu kurulduktan sonra bu dağınıklığın önüne geçilebilir mi acaba? Şimdi zaten Size göre. bir turizmci gözüyle biz zaten benim burada açmak istediğim sayfa tamamen bu. O sayfanın önünde tamamen Ünye organize sanayiye kazma vurulduğu zaman bu parçalı olan Ünye'nin gerçekten doğu, batı, güney cephelerinden hep sanayilerle giriyoruz Ünye'ye. Hala Ünye'mizin ne güney yakasında ne kuzey şey batı yakasında ne doğu yakasında bir kapımız yok bizim. Yani büyük şehir olarak da kapımız yok. Ünye olarak da giriş kapımız yok. Yıllardan beri söylüyoruz inşallah bunu bir şekilde yaptıracağız. Bu bizim için değil. Ünye'mizin kimliğiyle alakalı. Yani insanlar Batı yakasından Ünlüye'ye girerken sağ, direkt yollarına devam etmeyecekler. Şu kapıdan içeri girelim izlenimini hala vermiş değiliz. Doğu yakasından da girerken gerçekten oraya çok güzel bir silüeti olan sütunla bizim tarihimiz var. Kadılar yokuşunda sütunlu evlerimiz var. Giriş kapılarımız var. Aslında tam kapı yapılacak şehir biziz. Taş Ankara'ya girerken var mesela. Evet Ankara'daki biraz daha cüssesi çok yüksek, çok büyük ama ondan değil. Şimdi Akdeniz coğrafyasında, Ege coğrafyasında taş işçiliği çok olduğu için böyle şeyler tiyatral anlamda çok sağlar, taş sağlar olduğu için sütunları görürsünüz her yerde ve oraların sembolüdür sütunlar. Aslında Karadeniz bölgesinin tek sütun sembolü olacak şehir de Ünye. Çünkü Ünye taşı gerçekten şu an Çamlıca Camisi de dahil Birçok ülkede Azerbaycan'ın birçok devlet binalarında, üniversitelerinde ünye taşıyla yapılmış bir taşımız var. Dolayısıyla taş işçiliğinin olduğu ve kendine özel dünyanın tercih ettiği bir ünye taşımız var. Dolayısıyla biz hem Akkuş tarafından girişte, İpek Yolu'nun giriş noktası olan o girişte, hem doğu yakasından otogar olan girişimizde, hem batı yakasında Akçay Köprüsü'nü geçince Ünye'ye dönüş yolunda çift sütunlarla Gerçekten üniyeyi sembolize edecek, bu kapıdan girelim içeri, davetlimişsiniz gibi davetkar noktada bir kapı yapmadıktan sonra biz üniyeye kimseyi sokamayız. Kimse de girmez zaten. Çünkü her evin, bahçeli evin bile en dışında kapı vardır. Kapısı olmayan bahçeye insanlar iç kapıdan girerler. Biz iç kapılarımız var, çamlığımız var, bunlar bizim iç kapılarımız turizmsel anlamda ama bizim dış kapımız yok. Yani 3 yolum 3 yol ağzı var Ünye'ye girişte. Bizim dış kapılarımız olmadığı için insanlar Ünye'yi pas geçiyor. Neden? Çoğu turizmsel anlamda gezme, görme, eğlenme anlamında Karadeniz'e gelen insan maalesef Bayramca tünelinin oradan Yunus Emre tünelinden geçerken Ünye'nin kirli yüzünü görüyor maalesef. Keşke Çınar suyu bölgesinden, o havzadan girse, emin olun şunu diyecek ki ben buraya niye gelmemişim. Gerçekten Ünye'miz çok güzel bir şehir sadece vitrinsel anlamda doğru dokunuşlara ihtiyacı var. ihtiyacımız Onun haricinde gerçekten ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir şehirde küçük sanayi siteleri şehrin içinde dağınık olarak bulunan otokabortacıları, boyacıları, tamir bakım ahanelerini bir çatı, bir coğrafya alanına toplayıp şehrin insani kalitesini arttırmak için yapılır ve küçük sanayi yapıldığı zaman şehir içinde siz sanayi bulamazsınız. Kanunun gereği de budur, insani yaşamın gereği de budur. Biz de diyoruz ki turizmciler olarak eğer Ünye'de organize sanayi yapılacak sonuna kadar destekliyoruz. Emek verenlere teşekkür ediyoruz, takdir de ediyoruz, baş tacı da ediyoruz. Ama sanayi bölgesini yaptıktan sonra hala Ünye'nin her tarafında fabrikalar çalışmaya devam edecekse bu Ünye'nin turizm kimliğine zarar verir. İnsani yaşam kalitesine zarar verir, geleceğine zarar verir, biz bunun önüne şimdiden geçilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz. Ben buradan gerçekten bizi dinleyenlere Bizim bu kararlarımızı, bu mücadelemizi destekleyecek olan herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Efendim analiz programının da bu akşam sonuna geldik. Konuğumuz Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Sayın Adnan Sobi'ydi. Adnan Bey ile hem organize sanayi hem de organize sanayinin Turizme etkisi, katkısı ve eksiklikleri yönünde bir program düzenledik. Adnan Bey'in temennileri var ama bu temenniler biraz da e, çevre il ve ilçelere organize sanayi noktasında yapılan yatırımların, ödeneklerin Ünye'ye biraz daha fazla aktarılmasıyla daha hızlı bir şekilde e, kavuşulacağı görüntüsünde e, kanıya varıyoruz maalesef. Ama şu an itibariyle ünye organize sanayide müteşebbislerin yapmak istediği, bir organize sanayi olduğu için doğal olarak belki bu bizim hayalimiz olacak olarak kalacak kısa bir süre ama temennimiz en kısa sürede organize sanayinin diğer sanayi bölgelerini diğer sanayi kuruluşlarında bir araya toplamış tek bir noktada bulundurmuş bir bölge olması tabii ki temennimiz. Efendim haftaya yine pazartesi akşamı analiz programında sizlerle birlikte olacağız. Haftaya dek mutlu kalın, hoşçakalın.